Merhaba sevgili dostlar. Şu anda Denizli Çameli'ndeyiz ve aracımız Renault 1.5 DCI. Oldu mu aş? DCI. DCI desem olmaz mı abi? Olmaz. Ama I demek istiyorum. Hayır, olmaz. Peki DCI 1.5. Evet. Ve Onur şu anda direksiyonda. VGT'yi monte ettik. Biz bu arada duramıyoruz. Durdurak yok. Deli gibi koşturuyoruz. Şu anda Onur test yapıyor. Aslında ulaşı yapması gerekiyordu ama evet. Biraz yorgun galiba. Çünkü 3 gündür yoldayız. Onur kaçıncı vitesesin abi? Şu an 3'üncü vitesesiz. Abi bir 5 yapsan, sen çok haksızlık yapıyorsun arabana. Evet. Evet, 5. vitesteyiz. 1500'ün altındayız. Sana engel oluyor mu? Yok, hayır. Yollarımız. 70 kilometre biraz daha altındaydık. Ne kadar basıyorsun gaz abi? Sen şu anda böyle... Şu anda neredeyse şey... hiç. Hiç mi? Evet. Gösterebilir misin parmağınla? Şu kadar. Bir dakika abi. Abi senin parmağınla sıkıntı mı var? Anlamadım. Şu an zaten... Şu anda yollarımızı biraz daha düze aldıktan sonra ne kadar daha... daha fazla tasarruf ettiğimizi göstereceğim. Şu anda yollarımız biraz virajlı. Birazdan daha düz bir yola çıktığımızda, daha düzgün bir yola çıktığımızda daha iyi açıklama yapacağız. Onur, bir şey sormak istiyorum ben. Sen burada yaşıyorsun. Burası evet. Senin yaşam şartların. Evet. Sen daha önce burada gaz pedalına ne kadar basıyordun abi? Şu anda basmış olduğumun 2 katını basıyordum. En az 2 katını. Yani 150 tasarruf mu var? Kesinlikle öyle. Süper. Bu arada biz VGT'yi yeni taktık araca. Evet. Sen dedin ki takmayalım. Çok evet. Önemli değil abi ya falan dedin. Evet. Biz dedik ki takalım bir gör. Taktık gördük. Şu anda görmüş olduğuma hayranlıkla bakmak üzereyim ve... Kaçıncı vitestesin abi? Şu anda ikinci vitestesin. 4 yapar mısın abi? Hiç abi sen 3 mi devir haram senin için. 4. vitestesin. 4. vitesteyim. 1100'ün biraz üstesin. 1500'e yaklaştık. Kaç ileri bu? 5 ileri. 5 yapalım abi. Yokuş çıkıyoruz. 5. vitesteyiz. Kavlama noktasında herhangi bir problem hissetmiyorum. Ne kadar basıyorsun gaza? Biraz yüce gösterdi gibi mi? Aynen o şekilde. Aynen şu anda neredeyse hiç basmama dahi gerek yok. Ve yokuş çıkıyorsun. Aynen o şekilde. Bu aracın eco modu var aynı zamanda. Eco modda kullandığından daha az bir şekilde tasarruf salladığını düşünüyorum. Eco modu aldığınız zaman bu arabanın devirinin çok hızlı bir şekilde düştüğünü ama bu yolda ilerleyemediğini ben kullandığım 60 bin kilometre boyunca fark ettim. Sen evet. Bu arabayı 60 bin kilometre mi kullandın? Evet. Çok kullandım. Her şeyine hakimsin o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle. Yokuş çıkıyoruz. 5'tesin. Ve şu anda 1500 devir. Ve herhangi 100 kilometre hızla. Ve hala hızın artıyor. Aynen o şekilde. Yapar mıydı bunu bu araba? Yapamazdı. Yapamazdı ben. Kesinlikle. 2000 devirdeyiz. 220 ile gidiyoruz şu an. Abi sen ne yapıyorsun? Sağda inecek var. 130 ya. Şu anda VGT'nin tamamıyla test aşamasındayız ve evet, bunu test değerlendiriyoruz. Çameli'ndeyiz. Denizli Çameli'ndeyiz. Çok değerli insanlarla beraberiz. Sevgili Egemen'in yakın akrabası, kardeşi noktasında şu anda Onur'la birlikteyiz. Tabii ki adının hakkını veriyor. Onur bir şekilde bize geri bildirimde bulunuyor. Ürünü hiç tanımıyordu. İlk defa aracına monte ettik. Araç şirket arabası, doğru mu abi? Doğrudur. Kiralık bir araç. Kesinlikle. Abi zaten az yakıyor ya, ne olacak gibi dedi. Kesinlikle bu şekilde yaklaşmıştım duruma. Böyle yaklaştın. Ama şu anda aslında az var. Fazlasıyla. Evet. Şu anda daha önceki kullanışlarımda bu virajları 5. viteste geçme olasılığım yoktu. Evet. 4. viteste 2000 devirde. Evet, 5. vitesteyiz. Şu anda net bir şekilde 5. evet. viteste hiçbir sorun olmadan. 2000'in çok altındayız. 1751'deyiz. Herhangi bir ve aksama olmadan. 100 km hızla fena bir yokuşu çıkıyoruz. Şu anda vites düşürmek zorundayım. Ama hayır düşürme abi. Devam et. Bu tamamıyla kavrama amaçlı söylediğim bir şeydi. Çünkü ben bu virajı
normal haliyle 3. viteste öyle mi? Çıkıyorum. Aynen. Süper. Şu an 4'teyiz. Aynen. Şu anda 4. vitesteyiz ki vitesi geç geriye aldık. Bu sebepten dolayı performans konusunda biraz düşmüş olabiliriz ama normal zamanda biz bunu 3. viteste, bu virajı 3. viteste daha önceden almış olaraktan çıkabiliyorduk. Evet. Şu anda 3. vitese mecbur olarak düştük. Çektik ve hızımız artıyor. Aynen o şekilde. Şu anda virajlarımız ve yokuşumuz devam ediyor. Evet. Yeri 0 sayarsak 45 derecelik bir açıya sahip mi orası abi? Daha fazladır. Daha fazla. Evet. İlk yokuş. Hızımız artıyor. Öndeki araç müsaade etti sağ olsun. Sağa çekti. Evet. Duyarlı sürücülere teşekkürler bu arada. Hızımızı artırıyoruz değil mi abi? Hızımız fazlasıyla artıyor. Şu anda sağlam bir yokuştayız. 3. viteste çıkacağımız yokuşu 4. viteste çıkmaya devam edeceğiz. 5 yap abi. Niye yoruyorsun ki motoru? Sen elini yap abi 5. Yol gelince 5'i yaptık. Ama ilerleyen noktada viraj eğimimiz biraz daha artacağı için artsın abi. İmkan tanıyoruz araca. Evet artsın abi. Sınırları zorlayalım. Neyi göreceğiz bakalım. Sen buralısın. Evet. Senin yaşam şartların. Sen bu yolu sürekli gidip geliyorsun. Evet. Çalışın yeri bahsedelim mi? Bahsedelim mi benim için? Aynes'te çalışıyor Onur. Evet. Düş abi dörde. Oldukça dik ve yorucu bir yokuş. Evet. Fazlasıyla dik. Çok dik. Bu devri kaybettiğimiz zaman bu araç buradan ikinci vitese çıkartıyor. Şu anda üçüncü viteste hala çıkmaya devam ediyoruz. Devam etsin abi. Hızımız artıyor. Evet. Ulaşık göstergeyi alır mısın? Fena artıyoruz üstelik. Kesinlikle. Üstelik bir dipnot bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz Onur'a bas çek mantığını hiç söylemedik. Hiç söylemedik. Düz bir nokta yok. Yo düz bir nokta yok ayrı. Hiç söylemedik. Ve şu anda her performansı, her süreti vitesi aynı artırdım. Oranda. Bu arada kaça evet. Aldın abi vitesi? 5 al abi. Yormayalım arabayı. Mutlu olalım. Evet. Aynı oranda gaza dokunmayla ve milimetrik olarak pedalla oynuyor. Daha öncekinin daha az gaza basmasıyla, basma oranıyla senin, bütün bu süratleri yakalıyor. Senin sürüşle ilgili oluyor muyuz böyle abi? Kesinlikle hayır. Abi şu anda acayip bir yokuş çıkıyoruz. Burası Denizli Çameli. Bilenler bilir. 130 km saat hızla bu yokuşu çıkıyoruz. 5. vitesteyiz. Mümkün müydü abi? 4. viteste ancak mümkündü. Daha ister istemez yakıt ve aynı zamanda performans, aynı zamanda motor yönünü kısıtlayacaktı. Evet. O sebepten dolayı cihazımızın ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığını burada fark ediyoruz. Evet. Süper abi. Yani seni bilmem, biz etkilendik. Şu anda 130 km hızla ortalama 2000 devir civarında gidiyoruz. Normalde benim kendi daha önceki kullanışlarımda bu performans 2500 devirlere kadar dayanıyordu. Dayanıyordu vites? 5. vites gene. 5. vites, 2500 devir. Evet. 500 devirlik bir fark. Evet, 500 devir fark sana neyi sağlar? 1. Yakıt tasarrufu. 2. Mekanik ömrün uzaması. Bu arada hatırlamıyorum sana söyledik mi? Egzozundan çıkan emisyon değeri inanılmaz derecede düştü. Siz bir cennette yaşıyorsunuz ve onun sürekliliği için inanılmaz faydası var. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet. Ayağını gazdan çektin anladım. Evet. Kadarıyla şu anda. Gazsız mıyız abi? Evet, gazsız gidiyoruz şu anda. Evet, titreşim için kusurumuza bakmayınız. Ulaş Yalova'da unuttu. Cezasını çek. Sabitleyici evet, yalan unuttuk sabit ama şu an Onur'un arabası için sabitleyici de söz konusu değil. Yani yollarımızın kusuruna bakmayın. Tamamıyla yollarımızda kaynaklı bir titreme mevcut. Evet. Biz dostlarımızı Karabüyük'e çağırdık. Geldiler. Yollara çöp attılar. Çameli'ne de gelin ama çöp atmayın. Çok güzel, cennet gibi bir yer. Evet. Lütfen hakkını verin. Bu yola ne deniyor abi?
Şu anda biz Çameli'nin Cevizli köyündeyiz. Bıçakçı köyüne doğru ilerlemekteyiz. Evet. Önümüzdeki sert bir virajımız olacak. Bu virajı döndükten sonra Bıçakçı köyüne. 5'te mi yürüyoruz? Evet, şu anda 5'te gidiyoruz. 5'te dönelim. Virajlarımız. Hızını düşür. Önemli değil. Güvenli sürüşü lütfen bozma. Ama 5'te dönelim. Şu anda 1500 devirle. Evet, devam et abi bu şekilde. Sarsıntı olmadan. Titreme yok, buruntu yok. Ki daha da aşağıya düşmüştük. Şu anda tekrar ivme kazanmaya devam ediyoruz. Hızımızı arttırıyoruz. Evet, VGT ekibi yollarda. Yarın Antalya'da. Evet. Ve yarın Cuma'nın sonunu Isparta ve Afyon'da tamamlayacağız. Sonra da müsaadenizle evimize gideceğiz. Evet. Sonra da evimize döneceğiz. Şu anda herhangi bir dipnot söylemem gerekirse 2300-2400 devirlerde 140 km hıza ulaşabiliyoruz. Daha öncesinde bu hız ivmesini 1600-1700 devirlerde yaşayabilirken evet, şu anda tamamıyla tasarruflu bir noktada olduğumuzu buradan da yola çıkarabiliyoruz. Sadece birlikte bir yemek yedik. Evet. Arabana VGT'yi taktık ve Çameli'ne dönüyoruz. Kesinlikle bu şekildedir. Sen bu yolu hızla gider miydin abi? Evet. Peki kaçıncı vites ve kaçta giderdin? Beşinci viteste şu anda bu devirde bu araba 140'larla giderdi. Şu anda 155 km hızla gidiyoruz. 155? Evet. Ve yaklaşık 2750 mi? Doğru mu? Evet. %10'a yakın bir tasarrufumuz şu anda bu hızla. Devir saat. Devirden devir kazanıyorsun. Saat, devir tabii ki. Evet. 110 devir. Yakıtta farklı noktaya alınacak. Peki abi bir şey soracağım. Gaza ne kadar basıyorsun sen şu anda? Şu anda normal bastığıma göre kesin olaraktan %20 daha az basıyorum. %20 daha az basıyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde ifade etmem gerekirse şöyle söyleyebilirim. Daha yüksek devirlerle girdiğim virajlara daha düşük viteslerle ama şu anda uzun yoldan dolayı 5'li vitesle sürüyorum ve tamamıyla devreni kendi kazanıyorum. Evet. Hiç düşürmedik değil mi abi? Kesinlikle. Hep 5'liydik. Bu arada tabii Onur bu bölgenin çılgın çocuğu. Normal şartlarla bu yolda bu hızı yapamaz. Kesinlikle. Ben kesinlikle bu hızların yapılmasını tavsiye etmiyorum. Tamamıyla evet, yolu bildiğim için. Burası animasyon. Düşürmeseydin keşke. 5'li olsun. Hızını kes. Evet. Düşsün abi hızını. Evet abi. Şu anda 5. viteste 1200 devirlere kadar düştük ve evet, 80 km hızla gidiyoruz. Dokun abi gaza bakalım ne olacak. Şu anda vites ışığımız aracın otomatik olarak yanmasına rağmen. Onu boşver rağmen, çünkü o yazılımı yapanlar VGT'yi tanımıyorlardı. Tabii ki de. Yokuş çıkıyoruz, hızlanıyoruz. Kesinlikle öyle. Şu anda 2000 devire ulaşmış durumdayız. Daha önce olur muydu bu? Kesinlikle vites düşürmemi isterdi araç. Evet ama biz düşürmedik. Sen hatta düşürmeye çalıştın, ben olmaz aynen, dedim. Aynen o şekilde. Yokuş çıkarken üstelik. Hızımız artıyor. Keşke altı olsaydı değil mi abi? Keşke altı olsaydı. Keşke yollarımız bu saatte olsaydı. Aynes. Önümüzdeki araç. Selamlar sevgiler. Onur'un yeni vitesli araba ihtiyacı var. Doğru mu abi? Teşekkür ederim. Çok doğru söylüyorsunuz. Düşürme abi. Düşürmeden şu anda araç soluyoruz. Herhangi bir yine yokuş çıkıyoruz. Yokuş kaç derecedir bu yokuş sence abi? Bu yokuş şu anda 30 derecedir önümüzdeki. Tahminim odur. Evet. Yokuşla beraber artmaya devam edecek. Virajımız var. Evet. Artacak. Artsın abi. Burayı ben düşürmeyelim. Normalde 4. vitesle dolaşıyorum ama tabii. Biz 5'le çıkıyoruz. Aynen.
Ve hızımızda düşme var mı abi? Herhangi bir düşme değil. Herhangi bir hızlanma var şu anda. Evet, deli gidiyoruz bu arada. Herhangi bir hızlanma. Aynen. Abi. Orada telaffuz hatam oldu, kusura bakmayın. Yok, telaffuz hatası yok. Yo, şahane. Şu adrenalin besliyorsun bizi. Faruk Yetiş. Kiasit'ten Faruk. Kiasit'ten Faruk'a selamlar. Onun katını 180'den başlıyor. Şu anda 4. viteste çıkmış olduğumuz yokuşu. Yokuşu 5. viteste aynı hızla evet. Çıkıyoruz. 5'e çıkıyoruz. Abi hızımız 140'a yakın, deli bir hızdayız. Animasyon bu da bu. Sadece simülasyon. Aslında böyle bir hız yok. Kadranı ters basmışlar. Evet, yanlış yapmışlar. Niye öyle yapmışlar ki? Allah Allah. Kullanmaya devam edin. Aracımızla ilgili bilgi verir misin? Renault Clio. 1.5 DCI ulaşma fırçaladı. Ulaşma fırçaladığı için DCI. Evet, DCI diyeceğiz. Abi İngilizce konuşacaksak DCI diyeceğiz. Tamam. Türkçe konuşuyorsak DCI diyeceğiz. Tamam abi. Niye kızıyorsun ki? Tamam. Ben yaşlı adamım. Ben kızmıyorum. Sayın Cee’d geldi lütfen. Şu anda yokuş çıkıyoruz. Yokuş çıkıyoruz. Düşürme. 5. vites. Ve aracımız gitmeye devam ediyor. Yani durduramıyoruz. Yokuş çıkarken mi? Ayıp değil mi abi? Kesinlikle ayıp. Ayıptır ya. Yani yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir mesafeyi 15 dakika içerisinde kat ettiğimi varsayaraktan VGT ile beraber ve düşük devirlerde kullanmamıza rağmen aynı yolu aynı süre zarfında kat edebileceğime inanıyorum. Bir şey soracağım. Devri daha da yükseltebilirsem bu zaman zarfının da düşebileceğine inanıyorum. Bir şey soracağım. Bu araba zaten az yakıyor. Daha ne yakar ki dedi. Şu an 2 kilometrede 20-21 kuruş yakıyor bu araç. Evet. VGT ile beraber testimden sonra özellikle de yüksek devir kullanmama bağlı olaraktan bu yakıtın şu an için çok ciddi miktarlarda düşebileceğine dair inancım oluşmuş. Bir de vites kazandı zaten. Kesinlikle, kesinlikle. En az vites kazandı. Yani 4. viteste çıkmış evet. Oldum yokuşları, 5. viteste beş rahatlıkla çıkabiliyorum. Ve gaza basışını bana ulaşım parmak tutulmasıyla gösterir misin abi? Ne kadar basıyorsun? 4. vitesteyken böyle basmış oldu. Gaz pedalını evet. Şu anda 5. viteste şöyle basıyor. Evet. Süper. Çok ciddi miktarda değişimler mevcut. Zaten bu videoyu eğer izleyecek olan Çameli arkadaşlarımız olursa Elmalı köyünden şu anda Belevi köyünün üstündeyiz. Yaklaşık olarak 12 dakika içerisinde geldik. Bu sürenin çok kısıtlı bir zaman olduğunu kendine edebilecektir. Abi fena bir yokuş çıkıyoruz. Çıkarken ben terledim. Araba terlemedi. Herhangi bir terleme, herhangi bir sıkıntı yok. Ne dersin? Bir çay hak ettik mi? Şu anda Çameli'ye dönüp bir çayımızı içebiliriz. Süper. Hadi bakalım. VGT görüyorsunuz. Bir çay hak etti. Tabii bu bir çayın anlamı çok büyük. Çok çok büyük. Sadece çayla kalmıyor. Sonuçta biraz önce Onur benim arabam yakmıyor ki daha ne olabilir dedi bize. Biz dedik ki tamam abi sıkıntı yok. Arabana takalım. Bu arada sevgili Egemen'e selamlar, sevgiler. Çameli'nde veteriner doktor kendisi. Egemen onun rekabı halo'lu kuzeni. Ve ne olabilir ki sorusuna yanıtı biz bu şekilde bulduk. Ne oldu abi? Ne kadar fark etti? Deli fark etti mi? Fazlasıyla fark etti mi? Lan rally yapıyor ya. Vallahi ikinci viteste eğer devam edecek olursak zaten bunu önümüzdeki yollarda da kanıtlamaya devam evet. Edeceğiz. Şu anda çok ciddi bir... Evet, Müslüm ve Melih. Size buradan selam var. Eğer ki siz kadronuza Onur almazsanız kaybedersiniz. İlerleyen zaman aynen. Tanışmak ümidiyle evet. Hepsine selamlar. Müslüm ve Melih VGT ile tabii ki VGT takviyesiyle ilk ayakta o 2.11 saniye kazandılar. Kendileri rally sonuçları. Çok Orhan Gazi Otokurusu'nda Ford Fiesta ST 4 çeker özel üretim 2000 motor araçlarıyla 12.11 saniye kazanarak ilk günün şampiyonu oldular. Evet. Şimdi çekiş olarak
olarak kendimizi kanıtlama peşinde değiliz. Beşteyiz abi, beşte miyiz? Beşinci vitesteyiz. Şu anda hız yapmaktan çekiniyorum ki bu virajları, bu yokuşları dördüncü viteste 3000 devirde zorlukla çıkarken şu anda 5. vites 2250 devirdeyiz. Kesinlikle şu anda kendimizi 100 km'ye yakın bir hızla gidiyoruz. Kendimizi tereddüt yaşıyoruz yani. Evet. Sen bize gardını yükselttiğine üzüldün galiba. Biraz. Dönüp duruyorsun. Ama şu anda kullanmış olduğumuz teknolojinin tamamıyla faydasını gördüğümüze inanarak kullanıcı kullanmaya devam ediyorum. Süper. Evet sevgili dostlar, yine YouTube bir şey videoda 20 dakikayı devirdik ama dolu dolu güzel bir test oldu. Kadranı ters basmışlar, hız ortalaması başında. O birleri atın. Evet, yanlış yapmışlar. Evet, yanlış olmuş. Hani olmazdı. Olmuş. 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 Evet, oldu. Evet, ağzıma kazdım. Mühendislik hata yapabilir. Evet, mühendislik hata yapabilir. Özetleyelim mi? Son cümleler olsun. Özetlemeye sizle başlayalım. Çünkü aracın performansının tamamıyla arttığını ben kendim zaten kullanmış olduğum cümlelerle de dile getirdim. Yollarımızın zorlu olmasına bağlı olarak da anlatabileceklerim çoğunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Evet, evet. Araçla ilgili performans konusunda da görmüş olduğum canlı gözlem cidden etkileyici. Süper. Bir soru soracağım. Bilmiyorum. Siyahla beyaz kadar mı, siyahla gri kadar mı? Öncesi ve sonrası. Siyahla beyaz kadar açık bir şekilde fark edebiliyoruz. Fark ediyor. Evet, süper. Yani şu anda aynı segmentte aracı kullanan arkadaşlarımız zaten bunun denemesini yaptıktan sonra söylemiş olduklarının evet, kesinlikle ki farkına varacaklar. Sen bu aracı 60 bin kilometre kullandın. Bu aracı 60 bin kilometredir kullanıyorum. Bunun bir alt modelinde yaklaşık olarak 45 bin kilometre daha kullanmıştım ben. Aynı segment araç yaklaşık olarak 105 bin kilometreden bu yana aynı aracı kullandığımı ifade edebilirim. Süper abi. Senin tespitlerin bizim için dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarının vermiş olduğu raporlardan daha değerli. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Olduğunuz teknolojisinde ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz cennette yaşıyorsunuz. Biz İstanbul'da. Aynen. Bu arada tasarruf değil. Bizim derdimiz düşük emisyon. Çevreci bir araç kullanmaya başladım bundan sonra. Ve sen şu anda yaşadığın Denizli Çameli'nin doğasına katkıda bulunuyorsun. Emisyonda. Bu sebepten dolayı da ben size teşekkür ederim zaten. Yani çevreci ve doğayı koruyan bir sistem geliştirdiğimiz için günümüz koşullarında da bunu değerlendirdiğimiz zaman zaten sürekli hava kirliliğine sebep olan onca etkenle karşı karşıyayız. Bu emisyon kısmıyla beraber de yapmış olduğumuz teknolojinin tamamıyla dünyamız için, ülkemiz için sonsuz faydası olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Süper dizaynlı kayıtlarındayız. Evet. Benim iki tane çocuğum var. İnşallah herkes de çocuklarına güzel bir çevre, yaşanabilir, nefes alınabilir bir doğa bırakmak istiyoruz. Bizimler de budur. Aynen öyle. Bekar adam. Kesinlikle. Süper. Daha yaşanabilir bir çevre için ve daha az yakıta ödediğimiz para için şu an ekstra bir adrenalin yaşandı. O yüzden duraksadım. Bir çift göz bize doğru geliyordu ama bir çift göz gelmiyormuş meğersem. Evet sevgili dostlar, daha temiz bir çevre için, daha az yakıt tüketen araçlar için ve her şeyden de öte bilinçli kullanımla aracın mekanik ömrünü uzatmak için VGT. VGT, evet. Yes. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olsun, var olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.